İnfak ve ihsan. Bir büyüğümüz demişti. İman ve ihlas işi demişti. Vererken üzmeden, verirken incitmeden, kırmadan ve hakikaten tamamen ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize ulaşmak bütün mesele diyordu. Ve bugün üzmeden, incitmeden, kırmadan, yerinde tespitlerle sosyal incelemelerimizin sonrasında ulaştığımız ailelerimize bugün Kayseri'de Rabbimize hamdolsun iftar öncesi ulaştık. Onlara sıcak yemeklerini, gıda kolilerini ulaştırdık ve daha nice ailelerle tanıştık. Yani ulaşılması gereken o kadar çok aile var ki sevgili izleyenler. Burada hayırseverlerimize tabii ki çok önemli görevler düşüyor ve Anadolu insanımız her zaman veriyor. Ve verdikçe bereketleniyor, verdikçe Rabbim artırıyor diyen kardeşlerimize rastlıyoruz. Bugün Kayseri sokaklarında biz elbette bunu gördük. Rabbim Allah için yorulanlardan olmayı nasip etsin. Hani bugün Kayseri'mizde bizlerle birlikte olan Kayseri sokaklarında Kayseri'nin bayırlarına tırmandığımız, bu yavrularımızı ziyaretler ettiğimiz, bugün neredeyiz? Kayseri'deyiz ve bu sokakta Türkmen kardeşlerimizi de unutmadık. Onların yanındayız. Bizleri karşılayan minik yavrularımız neyin ne olduğunu bilmeden, onun farkında olmadan bugün inşallah onları ziyaret ettik ve gördüğünüz gibi gıda kolilerimizi, içerisinde her şey var. Yani yaklaşık bir ay yetecek kadar mutfak eşyası bugün kardeşlerimizle birlikte. Allah sizden razı olsun. İşiniz gücünüz razı getirsin ya Rabbim. Sizi kazalardan bütün korusun. Tuttuğunuzu altın etsin. Amin. Afiyet olsun. Ramazan ayınızda mübarek olsun inşallah. Sağ olun, size de. Hayırlı Ramazanlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ribat'tan geldik. Sizi ziyaret edelim istedik. Teyzeciğim nasılsınız? İyiyim babam. Allah sizden razı olsun. Rahatınız, sıhhatiniz nasıl efendim? Çok şükür. Rabbim şu ortalığımıza dirlik düzenlik versin. Amin. Hastalığımıza şifalar amin versin. Efendim. Daha iyisi Rabbim şu Türkiye'mizin üstünden hastalığını alsın. Amin efendim. Dikkat ediyor muyuz? Allah'ımıza şükür olsun. Çok rahatsızlığımız şükür falan var mı efendim? Rahatsızlığımız da yok işte. Elhamdülillah. Kim var? Amcamız falan yaşıyor amcamız mu? Amcamız vefat etti. Kaç yıl oldu efendim? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Evet. Nasıl efendim? Alışabildiniz mi? Alışabilmiyorum. İşte ya, alışmak zorundayız. Evet. Ne yapar? Ölüm, ölüm gerçek. Satın ölüm alınsaydı, hak. Evet de. Ölüm satın alınsaydı bir asker öldü köyde de bir evet. 73'te. Eğer dedi ölüm satın alsaydı Ulaş'ı, Sivas'ı, Kangal'ı dedi satar. Ölüm Mehmet Ağa'yı geri alırdım dedi. Ama ölüme çare yok. 5 sene çekti. Allah hamdolsun. Çok şükür. Rabbim inşallah evlatlarımıza sağlık, sıhhat amin, versin. Amin akıl versin, fikir versin. Allah Ramazan kader. Nasıl geçiyor teyzeciğim? Aba, güller gülistanlık. Belli Ramazan'a ne var baba? Değil mi? Sene 80'de biz oruç tuttuk. Burada yudum suyu oldu. Ya. Gelirdik et faydan suyu alırdık, tepemizden aktarırdık, sabah kalkardık bir çay suyu yok. O kadar sıcak. O kadar sıcaktı. İmkan Ece, da yok şimdi eskiden. Ecevit'in zamanıydı. 3-5 kişi girdik, 2 elti bir de kayınbaba. 3'er tane yağ aldık şu fırının orada. İnsan bunları var, unutmayacak değil mi teyzeciğim? Çok şükür evet yani. Aslında yaşayan hafıza ve hatırlatan hafızalar. Evet. Dizlerinin dibinde oturup evet. Eskileri dinleyeceğiz. Yani evet, öylesine evet, kıymetli ha. Teyzelerimiz. Evet, şimdiki ben, gençler zaten bunları ama, bilmeli. Yok yok bilmiyorlar bilme. Ki babam kapı çalmayı, evet. Hatırlamayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı. Evet, evet. Sadece çok Ramazan'da hatırlamamalı aslında. Allah.